Acun Doğuskal'ın felsefe, sosyoloji, tarih gali programı Altan Çetin ve Çetin Ustar'ın 20. bölümünün ikinci kısmıyla yani yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Tabii bu noktada programımızın fikri babası olan ve yine aynı şekilde fikirleriyle, düşünceleriyle bizi aydınlatan hocamız kıymetli hocam Altan Çetin hocam merhaba demek istiyorum. Merhaba hocam. Merhabalar, merhabalar Andı Bey, nasılsınız? Çok şükür hocam sizinle olduk, daha iyi olduk. Bilmukabele, sağ olun. Eyvallah hocam. Hocam artık biraz hızlı girelim Evet, çünkü birinci kısımda çok bu 20. bölümün birinci kısmında çok böyle evet. girişte bir 5 dakikalık bir şeyimiz olmuştu. Evet. O yüzden ben müsaadeniz olursa direktman Estağfurullah. videoyu başlatacağım. Tabii. 20. bölümle birlikte dediğimiz gibi bir yeni sürece başlamıştık ve bunun Doğru. ilk ismini yani bölümün adını da şöyle tasvir etmiştik. Doğu Batı arasında Aliye'nin Aliye. düşünce dünyası. Evet. Ali İzzet Begoviç Bey'in rahmetlinin düşünce dünyası üzerinden bir serüvene çıkmıştık ve dediğimiz gibi de uzun bir serüven olacak hocam. Özellikle sizin söylediğiniz üzere. Evet. Şimdi birinci kısmında bir giriş olmuştu. Oldu, Siz evet. orada genel fikirlerine bir giriş yapmıştınız. Şimdi bu yaptığınız giriş üzerinden anladığım kadarıyla devam edeceğiz Devam söylememize edeceğiz. ikinci Evet. kısımda. Ben sözü dediğim gibi daha fazla Evet. uzatmayayım. Estağfurullah. Merhum Ali İzzet Begoviç'in Evet. düşünce dünyası hocam Doğu Batı arasında Evet. gerçek anlamda o duruşuyla birlikte nasıl devam ediyor? Buyurun, Evet. söz sizin hocam. Herkesi selamlıyoruz Albayrak'ın gölgesinde. Herkese huzur diliyorum öncelikle. Tabii Aliya'nın geçen kısımda tenkitlerini, çağa dair tenkitlerini ortaya koymuştuk. Bu sefer teklifini anlatacağız. Giriş kısmı olarak ana fikirde ne diyor Aliya? Çünkü burada ana fikri şu. İslam'ın dünyadaki bu dualizm şeklini anlama ve kabul etme, akabinde ise onun üstesinden gelme çabasını söz konusu olduğunu ifade etmemiz gerekir diyor. Yani Aliya'nın ana tezi insanlığın içine düştüğü bu ruhçu ve maddeci dualizmden çıkış açısından İslam'ın çok önemli bir alternatif bir üçüncü yol açıcı olduğunu söylüyor. İslami dediğim şey diyor, burada hazır bir çözümden çok, bu çok önemli bakın, retorik peşinde değil Aliya, güzelleme de yapmıyor. Bir yöntemin ismidir. Çok önemli. Çünkü nasılınız yoksa mental ya da moral varlığınızın yürüyebileceği bir yol söz konusu değildir. Nasılını bilmediğiniz bir şey yapamazsınız. O bakımdan diyor ki İslami burada hazır bir çözümden çok bir yöntemin ismidir. Ve birbirine zıt çelişik öğelerin sentezi ilkesini ifade eder. Yani dualizmin oluşturan madde ve ruhun aslında bir sentez içinde anlaşılması gerektiğini öne koyan bir ilkenin ve bir yöntemin adı bu anlamda. İslam'ın temel ilkesi tabiat hayatı ve yaşam formlarının yaratılıştan itibaren gösterdiği gelişimi misal olarak çağrıştırmaktadır. Arınma ile dua etmeyi bağdaştıran, insanları namazla İslam'ın birlik ve bütünlüğüne ulaştıran faktörün temelinde hayatın içinde ruhun özgürlüğünü ve tabiatın determinizmini birleştiren aynı ilhamın yattığı gözlenebilir. Bunu ileriki bölümlerde de göreceğiz. Namazın güneşe bağlı vakitlerde oluşması, doğmasından batmasına kadar güneşin hareketleri içinde vakitlenmesi aslında tabiattaki o determinizme, bu ibadet duygusunun yani ruhi hareketin bu maddi determinizm içinde şekillenmesi İslam ve insan açısından hayatın nasıl birleştiğini İslam pratiğinde göstermesi bakımından çok önemlidir. Dolayısıyla ruhun özgürlüğünü ve tabiatın determinizmi birleştiren aynı ilhamın yattığı gözlenebilir diyor. Sağlam bir sezgiyle namazın kendisinden hareketle İslam, İslam'dan hareketle ise dünyanın genel dualizm sistemi yeniden inşa edilebilir diyor. Çünkü sabah namazı güneşin hareketiyledir ve biz güneşin hareketi determinist bir harekettir. Tabi olduğumuz, değiştirmemiz mümkün olmayan bir şeydir. Ama onun içerisinde namazı kılarak ya da oruç aynı şekilde takvime bağlanmıştır. Ve bu anlamda İnsan yaşadığı dünyayı maddeyi inkar etmeden onun içinde kendi manasını yaşar. Avrupa hiçbir zaman orta yolu bulmaya, bakın Avrupa hiçbir zaman orta yolu bulmaya ve onu baki kılmaya muvaffak olamamıştır. Daha sonra göreceğimiz gibi diyor,
İngiltere bu hususta bir nevi istisnadır. Bu nedenle İslam'ı Avrupa terminolojisiyle ifade etmek neredeyse imkansızdır. Neden? Çünkü bunların fikirleri ya ruhun ya maddenin dualizmine savrulmuş vaziyettedir. Ve dikkat edin, modern İslam düşüncesinde ya da düşünürlerinde de bunlardan birisini tercih ederek İslam'ı anlatma gayreti vardır. Bu bakımdan kendisini bu düşünce geleneğinin içinde gören, bu yapının içinde değerlendiren ama farkında olmadan A filozofu ya da B filozofunun fikirlerini alıp İslamileştirdiğini ya da İslam'ı bunlarla açıkladığını zanneden insanlar aslında İslam'ın o birleştirici ve dualizmi aşıcı doğasına zarar veriyorlar. Diyor ki Aliye, İslam bu iki öğretinin basit bir aritmetik ortalaması ya da herhangi bir ortalaması değildir diyor. Bu çok önemli. Kur'an, bakın ne diyor? Kur'an literatür değil, hayatın kendisidir. Ve onu bir düşünce sisteminden ziyade bir yaşam biçimi olarak görmeye başladığımız vakit onu okumaktaki zorluk ortadan kalkar. Kur'an, Kur'an'ın tek sadık yorumu hayatın kendisi olabilir. Bakın çok önemli bir şey. Hayattan kopuk, hayatın gerçeklerinden ve insandan kopuk bir dinden bahsetmiyor Aliye burada. Onu okumaktaki zorluk, Kur'an'ı okumaktaki zorluk ortadan kalkar. Kur'an'ın tek sadık yorumu hayatın kendisi olabilir. Bildiğimiz gibi bu Hazreti Muhammed'in hayatıdır. Yazılı şekli olan Kur'an'da anlaşılmaz ve çelişkili gibi görülebilecek İslam ilmi, Hazreti Muhammed'in hayatı ile bir bütün, tabii bir ahenk ve sevgi ile gücün, ulvi olanla reel olanın etkileyici bir birleşimi olarak ortaya çıkar diyor. Yani din, dinin kitabı ve peygamberi bu dualizmi aşmanın pratiğini oluştururlar diyor. Çok önemli bir kaynak. Bu tabi çok ciddi bir entelektüel saflaşmayı ve Aliye'nin söylediği yerden çağa, hayata ve insana bakmayı gerektirir. Yani bir takım İslam bir takım şekiller manzumesi bir şey değildir. Bir takım şekil şartlarını yerine getirdiğiniz zaman Allah'ın muradı tecelli etmiş olmuyor galiba. İslam saf din tarafından fazlasıyla tabii. Bakın çok ilginç bir şey söylüyor. İslam saf din tarafından fazlasıyla tabii. Yani ruhçu bakış açısına göre İslam materyalist, maddi bir şeydir gibi görülür. Maddi ve dünyevi olduğu, bilim tarafından ise dogmatik, bilim dışı, mistik unsurlar ihtiva ettiği gerekçesiyle suçlanmaktadır. Bakın burada çok önemli bir çağ ile hesaplaşma var. Ruhçu bakış açılarına göre İslam tabii, maddi ve dünyevi bir şey gibi görülüyor. Yani bir Budist ya da bir Hristiyan açısından bakarsanız İslam böyle bir şey. Ama bilim tarafından bunlar, bakın İslam düşüncesinin Müslümanların karşılaştığı çok ciddi bir takım eleştiriler, belki haksız eleştiriler. Bir de Müslümanların kendi içlerinde yaşadıkları bir gafleti aslında Aliye burada ayna tutarak gözümüze getiriyor. Bilim dışı mistik unsurlar ihtiva ettiği gerekçesiyle suçlanır İslam diyor. Bilim tarafından. Halbuki İslam bu ikisinin birleşimi bir şeyi oluşturuyor ve bu dualizmi aşmamızı sağlıyor. Halbuki İslam özünde tektir. Ancak insan gibi İslam'ın da hem bedeni hem ruhu vardır diyor Aliye. Ne demek şimdi bu, İslam'ın bedeni ve ruhu vardır diyor. İslam'ın bakan kişiye göre görünürde birbirinden tamamen farklı unsurları yalnızca kişinin bakış açısına bağlı olarak şekillenmektedir. Bir materyalist İslam'ı her zaman yalnızca bir din ve mistisizm, sağ bir eğilim olarak görebileceği gibi bir Hristiyan İslam'ı her daim toplumsal ve siyasal bir hareket. Bakın bu cihadist bakış açıları, siyasal İslam, efendim İslam'ı siyasetle izah etmeye çalışmalar bu anlamda bir zihniyet dünyasının da arka planı. Dikkat etmek lazım bunlara. Bir Hristiyan İslam'ı her daim toplumsal ve siyasal bir hareket, sol bir eğilim olarak tasavvur edecektir. Şimdi nereden bakarsanız Nietzsche'nin perspektivizmi gibi ya da Mevlana'nın karanlıktaki fili gibi İslam o şey oluyor. Çok ilginç bir tespit bu. Bir materyalist için İslam başka bir şey. Bir Hristiyan için, yani bu anlamda İslam sağda mı solda mı? Şimdi Aliye için ne diyeceğiz Anıl Bey? Doğuda mı batıda mı Aliye? Aliye sağcı mı solcu mu?
Değil mi? Bakın bu kavramların hayatımızı ne kadar anlamsız böldüğünü Aliya'nın bu tespitleri aslında bizim önümüze koyuyor. Ki bugüne kadar bakın anlattığımız İslam düşüncesi, siyaset felsefesi, bu anlamda nizam felsefesiyle ilgili bütün eserler Aliya'nın bu dediğini destekler mahiyette bir toplum, bir devlet ve bir şehir düzeni kuruyor aslında. Diyor ki bu bakış açılarından hareketle İslam'ın nevi şahsına münhasır yolu onun merkezi konumu belirlenebilir diyor. Bakın İslam ne siyasal bir şey, ne salt sosyal bir şey, ne salt maddeci bir şey, ne salt ruhçu bir şey. İnsan kadar doğal ve insan için. Diyor ki bakın aynı dualist intiba içeriden bir nazarla da sürdürülmektedir diyor. Burada yine iki farklı bakış açısı söz konusudur. Kökeni İslam'a dayanan hiçbir İslami kurum ne saf din ne saf bilim. Bakın burada İslam dünyasını içeriden eleştirmeye başladı. Bilimci İslam'ı açıklama mantığı ve saf ruhçu İslam'ı açıklama mantığı. Siyaset, ekonomi, dış dünya diyor yani saf bilim dediği şeydir. İslam ne odur ne budur diyor. Mistikler her zaman İslam'ın dini yönünü, rasyonalistler ise diğer yönünü ön plana çıkarmışlardır. Bakın bu ön plana çıkarmaları biz onun kendisiymiş gibi kabulleniyoruz. Bunun için bir de kavgalar yapıyoruz arkadaşlar. Yani çok ilginç ve çok dar sokakta çıkmazlar içindeyiz ve Aliya bunu o kadar güzel ifade edip ortaya koyuyor ki açın gözünüzü diyor. Ancak her iki gruptakilerin de İslam ile sorunları olmuştur. Bunun basit bir nedeni vardır. İslam onların sınıflandırmalarına indirgenebilecek bir sistem değildir. Daha sert bir bakış açısıyla ele aldığımızda ne mistik ne rasyonalist Müslüman olabilir diyor. Bu anlamda abdesti mesela örnek olarak veriyor. Birilerine göre abdest temizliktir diyor, birilerine göre manevi arınmadır. Halbuki rasyonalist kafayla da baksanız, öbür kafayla da baksanız bunun kendi içerisinde bir bütünlüğü vardır ve böyle anlaşılması gerekir diyor. Ve İslam iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan yani ahlaki bir misyonu getiren, yerine getiren bir topluluk olunmasını istemiştir. İşte bütün o nizam, düzen, siyaset, toplum, şehir falan filan diye anlatılanların hepsi bu anlamın yeryüzünde gerçekleşmesi içindir. Güç, para, füzeler, uçaklar, gemiler olacaksa eğer bunun için olmalı. Siyasi boyutunu göz ardı ederek kendimizi tamamen dini mistisizme bırakarak ayaklarımızın altından tarihi zeminimizin kaymasına izin verirsek üstü kapalı olarak sömürülmeyi ve köleliği kabul etmiş oluruz. Niye? Çünkü bakın daha önceki siyasetnamelerde gördük. Bu toplum kendi muhtevası içinde oluşuyor ve bir devlet kuruyor. O devletin niye ortaya çıktığı kanun vaazı, kanun koyacak ve insanların birbirlerine zarar vermesini engelleyecek diye konuşmuştuk sizlerle. Şehir kuracak bu anlamda. Eğer bunu diyor yok edersek yani devlet kurmayı, toplumu, şunu bunu inkar ettiğimiz zaman o zaman sömürülmeyi ve köleliği kabul etmiş oluruz. Çünkü düzen kurma iddiamızdan vazgeçiyoruz. Tam tersine diyor. İslam'ı dini boyutundan soyutladığımız vakit ahlaki ve evrensel insan kültürü düzlemi de herhangi bir güç ve etken olmaktan vazgeçeriz. Bakın ahlaki olmak Aliya için bizatihi dinin bile kendisinden önce gelen bir şeydir ya da dini yaşatan esas umdedir. Gelecek için ve insanlığın pratik gayeleri için İslam beden ve ruh ahenginin niye bu dualizmi aşacağız ya Anıl Bey? Ve bu ahengi bozacak değil, sürdürecek yasalar ve toplumsal siyasi kurumlar üzerine temellenmiş bir toplumun taşıyıcısı olacak insanı inşa etme çağrısıdır. Anıl Bey bugüne kadar konuştuklarımızın hepsi bunu anlatmadı mı bize? Yani Aliye'yi bunların üzerine konuşmak gördüğünüz gibi nasıl bir mirasın üzerinde uyuduğumuzu Aliye'nin bu uyarılarıyla bize gösteriyor aslında. Yani geçmiş 19 bölümde doğuya dair anlattığımız her şey bu anlamda bir şey oluşturuyor bizim için. İslam iç ve dış denge halinin sağlanmasına yönelik durmaksızın devam eden bir tarihi arayıştır ve tam da bu olmalıdır. Bakın İslam bir yöntem orada. Bir ideolojinin adı değil. İnsanlara şekil dayatan efendim bir şey değil. Bu anlamda bir özelliğin, bir niteliğin oluşmasının zemini.
Bu anlamda da diyor ki Müslüman halk mevcut ideolojik çatışmada arayacak bir şey olmadığını hissetmekte şu anda. Bu konuda aktif bir görüş ortaya koyamadıklarında dahi onlar ait olmama durumunu seçmektedirler diyor. Yani şu anda ne o dualizmin bir parçası ne bu parçası olamadığımız için ait olmama, boşlukta kalma durumundayız diyor. Müslüman ülkelerin ideolojik ve politik bağımsızlık süreci devam edecektir. Bu angaje olmama hali yalnızca siyasi bir eylem değildir. Bu hal her alanda başkalarının modellerini ve etkilerini hem batı hem doğu etkilerini bertaraf etme çağrısının kararlı bir tezahürüdür. Çünkü doğudan gelen etkiler de var. Hint'ten, Çin'den, şuradan buradan. Aslında İslam ideolojilerin üzerinde ve bağımsızdır. İslam ideolojilerin üzerinde ve bağımsızdır. Bunu en iyi gördüğümüz yerlerden biri bence Kutadgu Bilig oldu. Kutadgu Bilig ile ilgili konuşmaları dinlerseniz ne anlatmaya çalıştığımızı oradaki ilkeler üzerinden anlamak mümkündür. Tanımı itibariyle İslam tam da budur. Bu tabii ve kaideye uygundur. İslam kendi fırsatını bu iki dünyadan birinin reddine ya da yok olmasında aramak durumunda değildir. Yani ruhu ya da maddeyi reddetmek değildir. İslam'ın asıl üstünlüğü bu iki dünyanın gerçeklik ve adalet payını teslim etme yetisindedir. Mevcut blokların tarihsel bir ifadesi olduğu bu bölünmüş dünyaların üstesinden gelmek, bu dünyaların ihtiva ettikleri kısmi adaleti de kapsayacak, Anıl Bey dikkat, üçüncü bir dünya inşa etmekle mümkün olacaktır. Yani Aliye'yi reddedenler, anlamayanlar neyi reddettiklerini biraz fark ederler umarım bu konuşmamızdan sonra. Günümüzün kutuplaşmış dünyasında tarihte birden çok defa Doğu ile Batı arasında köprü olmuş İslam. Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Kendi öz misyonunun bilincine varmalıdır. Geçmişte nasıl eski medeniyetler ile Avrupa arasında bir aracı olmuş ise bugün de dramatik çıkmazlar ve alternatifler anında İslam yeniden bu kutuplaşmış dünyada aracı millet rolüne bürünmelidir. Üçüncü yolun İslam yolunun manası burada saklıdır diyor Anıl Bey. Evet, bununla ittifa edelim. Böylece Aliya'nın bu iki kısımda çağa dair tenkidini ve teklifini İslam kavramlaştırması içerisinde çok felsefi, çok ciddi bir düşünce zeminine dayalı bir teklifle geldiğini, bu iki dualist parçalanmayı aşacak üçüncü bir yolun Doğu ile Batı arasındaki bu yarılmanın henüz bunu belki bizim toplumumuzda genel olarak bu aradaki toplumlarda fark edemeseler de buradan geçtiğini anlatmaktadır ki Doğu Batı arasında İslam kavramlaştırması da tam işte burada ortaya çıkmaktadır diyerek bu kısmımızı bitirelim Anıl Bey. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Aslında girişin sonrasında düşüncelerin de ne de girişin ilk bölümü esasında bu olmuş oldu hocam. Evet. Öbürü biraz daha genel bir girişti. Bu burada düşüncelerine de girmiş olduk. Bu daha birkaç bölüm daha devam edecek. Teklifi çıktı çünkü ortaya. Hı-hı. Orada salt bir tenkit vardı. Bu çok basit yapılabilir yani. Tamam ikiye bölünmüş dualizm var. Sonrasını bakın İslam'ı çok ilginç bir şekilde anlatarak o namazın güneş vakitlerine göre zamanın tayin edilip uygulamasınınsa zamanüstü bir eylem halinde gerçekleşmesi hakikaten çok ilginç bir tespit olarak durur hep benim zihnimde Aliya'dan öğrendiğimiz bir şey olarak. Eyvallah hocam. Böylelikle de Aliya'nın aslında bunu belki kendisi kabul etmiyordu ama bilge kral diyorlar diye hocam. O sıfatı neden aldığını, her ne kadar bu düşüncelerini büyük ihtimalle bilmeyen insanlar evet. tarafından sadece kitap yazdı diye büyük bir ihtimalle bu şekilde bakıyor. Biz hep çünkü slogana ya da afişe bakıyoruz hocam. Hiç o afişin içerisinde ne doldurduğu, ne oluşturduğu, evet. sloganın içinde ne var'a bakmadığımız için. Ama yine de ismin kendi hiçbir zaman her ne kadar kral görmese bilge ünvanının evet. Ne kadar doğru olduğunu doğru. esasında görmüş oluyoruz. Bilge biliyorsunuz, bilge yönetici biliyorsunuz hem Platon'da hem Farabi'de çok aranan bir şeydir. Aslında ideal yöneticinin esasıdır. Platon'u anlatırken bunu konuşacağız yine. Aliya bunu çok hak eden bir adam ama o bilgeliğini bir medeniyet çerçevesine dönüştürecek imkan ne yazık ki yaşanan savaş ve onun içinde olduğu
hayat şartları, yani bu dualizmin ona getirdiği, doğudan ve batıdan getirdiği etkilerle belki mümkün olmadı ama bu kitabıyla bu mirası, düşünce mirasını en azından bizlere bırakmış oldu. Evet, onu anlayacağız hocam. Üçüncü kısımda da esasında kitabın içinden devam edeceğiz. Devam edeceğiz ve bunları daha iyi irdeleyeceğiz. Daha i̇nşallah. İçeriğine gireceğiz inşallah hocam. Evet. O zaman bu 20. bölüm ikinci kısmında nihayete erdirirken hocam. Evet. İsterseniz belki bazen biliyorsunuz bölümlerin birincisini değil ikincisini evet. izleyerek başlayanlar var. Hangi kitaptan ve neden gittiğimizi bir daha bir gösterelim hocam. Doğu Batı arasında İslam kitabı, Ketebe yayınlarından çıkan Edina Nurikiç'in çevirisi bu. Güzel bir çeviri, temiz bir çeviri. Boşnakça bilen dostlarımız da bunun bu şekilde olduklarını söylüyorlar. Hatice Oruç hocamız gibi. Dolayısıyla da Hatice Oruç Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Bosna üzerine uzmanlaşmış, Boşnakçayı çok iyi bilen uzman bir akademisyen, bir profesör. Onun da bu anlamdaki efendim referansı söz konusu idi bu kitap ve çevirisiyle ilgili. Dolayısıyla buradan ona da selam olsun. Bosna ile ilgili o muhteşem ve klasik eserini beklediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Kendisinden bir kere daha istirham ediyorum. Bizi mahrum etmesinler o kitaptan. Buradan tekrar Sancağı, Bosna'ya, Saraybosna'ya, bütün Rumeli'ne gönülden sevgiler. Eyvallah hocam, ağzına sağlık. Benim de tez hocam ve aynı zamanda hoca annem dediğim evet. Hatice Orç hocama selam ediyorum. Selam etmesem olmaz. Sancağı ve Saraybosna'ya da selam olsun. Sen bu kadar ilerleyince tabii size. Evet, ben hiçbir şey diyemedim hocam. Üçüncü kısımda inşallah tekrardan görüşmek üzere hocam. Son i̇nşallah. Bir söyleyeceğiniz söz varsa buyurunuz. Efendim sağlıkla ve huzurla kalın Albayrak'ın gölgesinde. İnşallah korona günleri biter. Bizler daha sağlıklı zamanlarda, daha güzel günlerde görüşürüz. Barış diliyoruz öncelikle. Sağlık diliyoruz. İyilikler diliyoruz. Ve faydasız ilimden sahibine sığınıyoruz. Eyvallah hocam. Aynı dilekleri biz de söylüyoruz. Üçüncü kısımda tekrardan görüşmek üzere. Bizleri izleyenlere esenlikler diler, iyi günler diliyoruz.